Radyo'dan programa ilk başladığım günden beri gitmek istediğim ülke. Dedemin doğduğu yer. Babamın göremeden öldüğü toprak. Artık bir gün sen gider görürsün dediği dağları, vadileri, insanları sonunda görebildim. Dağıstan ekranlarınıza 3 bölüm halinde gelecek. Bu bölgeye yıllardır hiçbir televizyon ekibi resmi yollardan giremedi. Biz bir ilkiz ve bu nedenle gördüğümüz her şeyi size ileteceğiz. Sizi Derbent'ten Gimri'ye, Tabasaranlar'dan Avarlar'a, Lakların yaşadığı uzak dağ köylerine götüreceğim. Ama önce başkent Mohaçkale. Mohaçkale'de yeni Dağıstan Cumhurbaşkanı Muko Aliyev'le özel bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Aliyev'den randevu alabilen ilk ve tek yabancı televizyon ekibiydik. Mohaçkale halkıyla, aydınlarıyla sohbetler yaptık. Mohaçkale'de küresel oyunların izini sürdük. Adı üzerinde Dağıstan, dağlar ülkesi. Tarih boyunca yalçın dağlar kadar sert çatışmalara sahne oldu. Dağıstan son yıllarda silah sevkiyatının en yoğun olduğu Çeçenistan'ın komşusu. Terörün gizli ellerce sahneye konduğu, Rusya'nın kuşatmaya alındığı nokta. Kısacası dünyanın en karmaşık coğrafyası burası. Bir yana Çeçenistan, bir yana Gürcistan, güneyde Azerbaycan. Dağıstan bir yanından savaşla, bir yanından siyasi istikrarla boğuşan ülkelerle çevrili. Çeçenistan yüzünden Ağustos 1999'da iç savaşın eşiğine geldi. Süper güçlerin gövde gösterisine dönüşen Çeçen Bağımsızlık Hareketi sonunda Dağıstan'a da sıçradı. İsyancılar Dağıstan'la Çeçenistan'ın birleşmesini ve Hazar petrolü etrafında bir körfez ülkesi oluşturmayı hedefliyordu. Bu hedef ne tesadüftür ki uzun yıllardır Amerikan stratejilerinde önceliği olan bir hedefti. Devlet Başkanı Muko Aliyev bu hedefi komik bir fantazi olarak niteliyordu. Dagestan stochki zrenya Her şey Dağıstan'ın jeostratejik durumundan kaynaklanıyor. Dağıstan, Kuzey Kafkasya'nın en büyük cumhuriyeti. Gerek nüfus, gerek coğrafya olarak. 5 ayrı devletle sınırımız var. Bu yüzden Sovyetler çöktükten sonra stratejik önemi daha da arttı. Denizden İran, Kazakistan, Türkmenistan gibi devletlerle, güneyde Azerbaycan, Gürcistan gibi devletlerle sınırımız var. Ayrıca Dağıstan, Rusya Federasyonu'nun güney sınırıdır. Hazar zenginliğinin ortasındadır. Emperyalist devletler bu bölgeyle ilgili birçok senaryo üretiyorlar. Bunlar işe yaramayacaktır. Benzer senaryolar Türkiye içinde, Rusya içinde, Çin içinde üretiliyor. Tek kutuplu dünya her türlü tehlikeye açıktır. İşte örnekler. Afganistan ve Irak önümüzde duruyor. Ama emperyalist güçler oralarda da zafer elde edemediler. Cumhurbaşkanı Muko Aliyev göreve Şubat 2006'da başladı. Elinde ateşten bir top vardı. Ülkedeki 32 etnik halktan biri olan Dargi kökenli Cumhurbaşkanı Mogamedov istifa etmiş, Aliyev Moskova tarafından önerilmişti. 1991'de Komünist Parti'nin Dağıstan'daki son başkanıydı. 1995'ten beri parlamentonun başındaydı. O bir avardı. Onunla ilk karşılaştığımızda adımı açıklamaktan kendimi alamadım.
Kitabımı verirken babamın 40 yıl, benim de 10 yıldır buraya gelebilmek için uğraştığımızı ve nihayet bu yolculuğun bana kısmet olduğunu söyledim. Bunca zaman sonra gelebildim. Babam 1893 doğumlu o Dağıstan göçmeni bir babanın oğluydu. Gimri'den. Şimdi o öldü, ben geldim. Siz bizim için özel bir misafirsiniz. Dedenizin doğduğu Gimri köyü Dağıstan'ın en önemli kahramanlarından birinin, Şeyh Şamil'in köyüdür. Dağıstan'a yeni devlet başkanının atanması Rusya'nın yeni anayasal düzenlemelerinin de bir uygulamasıydı. Yeni düzenlemelere göre bölge liderleri bundan böyle Rusya Federasyonu devlet başkanı tarafından atanacak ve yerel parlamentoda onaya sunulacaktı. Yeni uygulamayla daha önce ülkenin en yetkili kurumu olan 14 üyeli Dağıstan Devlet Konseyi ilga edildi. Ve ilk kez Muko Aliyev Dağıstan Devlet Başkanı unvanına sahip oldu. Muko Aliyev reformlarla devletin başına geçti. Halk daha önceki yönetimden şikayetçiydi. Acaba onun hakkında ne düşünüyordu? Halk memnun mu yeni gelen Cumhurbaşkanı'na? Narod, Cumhurbaşkanımız son derece temiz ve dürüsttür. Onun en büyük hedefi Dağıstan halklarını barış içerisinde bir arada tutmaktır. Günlerden 1 Mayıs, Mohaçkale Belediye Meydanı'ndayız. Komünist Parti yetkilileri, 2. Dünya Savaşı gazileri, yaşlılar çoğunlukta. Alana toplanan kalabalık eskiyi özlüyor. Kızıl bayraklar 90'dan sonra gelen rejimi protesto ediyor. Ülkede yabancı eliyle yönlendirilen etnik ayrımcılığa öfke büyüyor. Dağıstan halkının en büyük serveti bu kadar çok etnik gruba vatan olan bir ülkede halkların arasına asla nifak sokulmamış olmasıdır. Şimdi burada etnik ayrımcılığı körüklüyorlar. ABD'nin işi gücü ülkeleri bölmeye çalışmak ama biz birbiriyle kaynaşmış bir halkız ve batının tüm bu çabaları bizi ayırmaya yetmeyecek. Dağıstan halkı Çeçen Vahabilerin baskılarına bile direnmiş çok önemli bir halktır. Biz dışarıdan dayatılan oyunlara 7'den 70'e karşı çıkıyoruz. Bizim Çeçen halkına sevgimiz büyük ama Çeçen yönetimleri süper güçlerin elinde oyuncak oldu. Bir iç savaşın eşiğinden dönen Dağıstan, Çeçen sorununda en büyük darbeyi alan ülkeydi. Sınırlarını Hazar'a kadar genişletmek isteyenler Dağıstan'ı da ateşe sürüklediler. Bölge Sovyetlerin çöküşünden sonra birdenbire karışmıştı. Çeçenistan uluslararası suç örgütlerinin rahat çağat oynattığı bir merkeze dönüşmüştü. 90'lı yıllarda çeşitli istihbarat örgütleri teröre karşı bir İslam cephesi oluşturma faaliyetlerini hızlandırdılar. Çeçenistan Vahabilerin oyun alanı oldu. ...99 Ağustos'unda Komutan Şamil Basayev Dağıstan sınırını geçecek. Dağıstan şiddetli çatışmalara sahne olacaktı. Vladimir Putin henüz başbakandı, güney sınırındaki ayaklanmayı kanla bastırdı. ...2001'den sonra ortalık biraz duruldu ama suikastler ve bombalı eylemler devam etti. Bölgedeki tüm liderlerin akıbeti birbiriyle aynıydı. Muhtar Celiloğlu
2004'te suikaste kurban giden Çeçen lider Ahmet Kadirov'un danışmanıydı. Doğal kaynaklar bakımından eşsiz olan bu bölgede bağımsızlık isteklerinin başka bir bağımlılıkla sonuçlanacağı görüşündeydi. Rusya'nın etkisi altından çıkmış, işte kendi kültürüne sahip bir ülke olsun diyenler var. Ne diyorsunuz buna? Rusya buna hiç vakit imkan vermez. İmkan vermez. Dağıstan öten esirde İmam Şamil'in devrinde 60 il burada savaş yapıldı. Batı'nın yaptığı siyaset o dövrün siyasetidir. Biz size yardım yapak, siz Rusya'nı terk ediyorsunuz ve müstəqil bir memleket oluyorsunuz. Birinci problem petrol yolu. Buradan, Dağıstan'dan geçiyor, Bakı'dan gelen petrol yolu Novorossiysk, port, terminal. Bir. İkinci, Kafkaz, Rusya'nın güney sınırı. Güney sınırı. Bütün memleketler, Müslüman memleketleri, hırda halklar, hamısı Kafkaz'da. Asya. Kırım'da Tatarlar, Kafkaz'da Dergin, Avar, Lak, Kumuk, Çeçen, İnguş, Asetin, Kabardin, Karaçay, Çerkes. Bu halklara iş, memlekette bir iş yoksa, para yoksa tezik elemek çok asan. Bir de Asya'ya açılan kapı Kafkasya. Bir de Asya'ya açılan kapı. Yani dolayısıyla dünyanın gözü burada. Dünyanın gözü burada. Rusya Dağıstan'ı itirerse, Dağıstan parçalanarsa Rusya'dan, ayrılarsa, onda başka regionlar öz müstəqilliyini tələb eləyə bilər Rusya'dan. Sonuçta ne olur? Sonuçta Rusya büyük bir memleket kimi dağıla bilər. Bunu Rusya istemiyor, Batı istiyor, Avropa istiyor, onlar açık şekilde demiyorlar. Ayrılsın diye. Ayrılsın ama parayla yardım ediyorlar, siyasetle yardım ediyorlar. Burada bir zamanlar, bir 4 sene bundan kabak Amerika çok çalıştı. Böyle bir... bağımsız bir Dağıstan olsun. Yok, böyle bir muhalif siyaset yapsın. Yapsın, çok çalıştılar. Bütün hakimiyet başına Avar xalqının nümayəndələri gəlsin. Ona görə ki, Avar xalqı Dağıstanda ən çox saylı xalqdır. Çox, ən fazla nüfus Avarlardır. Avarlardır və belə bir siyasət əgər burada yapılsaydı, onda çox daxili çəkişmələr ola bilərdi. Kullanılan model hep aynıydı. Önce etnik ayrımcılık başlatıldı, sivil toplum örgütleri ülkeye daldı. Asıl hedef Rusya'nın güney sınırlarıydı. En iyi yol halkları birbirine karşı kışkırtmaktı. Kaf Dağları'nın ardında yüzlerce halk yaşıyordu ve dünyada belki de en fazla etnik kökenli insan bu coğrafyada bulunuyordu. 50 bin kilometre kareye yayılan Dağıstan nüfusu 2 milyonun biraz üzerindeydi ama 72 dil konuşuluyordu. Molla Süleymanov yıllarca Rus Deniz Kuvvetleri'nde çalışmıştı. Büyük sayıda etnik grup var. Bunlar nasıl kavga etmeden bir arada oturuyorlar? Kumuki! Bu insanlar binlerce yıldır bir arada yaşadılar. Sorunlar tabii oldu. Diyelim Kumuk köyü Avar köyüne kızdı. Bir hırsızlık oldu. Bunları ahali kendi arasında halleder. Suçlu bulunur, köyün ileri gelenleri özür diler ve iş uzamaz. Dışarıdayken siz ben Dağıstanlıyım mı diyorsunuz yoksa ben Lak'ım mı diyorsunuz? Lak. Lak benim özümdür, kökümdür. Ama ben Rus vatandaşıyım ve Müslümanım. Yani başkan mesela Avar şu anda. Öbürleri canları sıkılıyor. Niye orada Avar oturuyor demiyorlar mı? Moğut kazak. Der belki. Şimdi başkanımız Avar. O iktidara gelmeden önce bir şuramız vardı.
herkes sırayla 2 senede bir başkanlık koltuğuna oturuyordu. 90'dan sonra bu aksadı. Mogamedov o koltukta 15 yıl oturdu. Neredeyse hükümdarlığını ilan etti. Yeni cumhurbaşkanımız Mukho Aliyev o koltuğa avar olduğu için oturmadı. Çok dürüst, çok ahlaklı olduğu için oraya geldi. Hayatı boyunca çok çalıştı. İşte bunun gibi bir evde oturuyor. Yazıkov. Dağıstan onlarca farklı milleti bağrında taşıyan küçük bir ülke. Buna karşın tarih boyunca halklar arasında bir husumet olmamış. Bu insanlar bu coğrafyada birbirleriyle iç içe girmiş ve kaynaşmış. Ben şu kökten ya da bu köktenim diyebilirsiniz. Ama burası Dağıstan. Mesela siz Gimri'den bir Banu Hanım'sınız. Gimri'nin dışına çıktığınızda Avar'ım diyorsunuz. Ülke dışında Dağıstanlısınız. Ama Dağıstan'a geldiğiniz zaman Avar. Avaristan'a gittiğiniz zaman da Gimrili olursunuz. Dağıstanlı işte kendini böyle anlatır. Binlerce yıl bir arada yaşamış, kendine has kurallarla küçük birbirinden ayrı toplumları yönetmiş, maslahatlarla birbirleriyle ilişkiye geçmiş bir topluluğu birbirine düşürmek kolay değil. Hele 32 millet birbirleriyle evlilik bağıyla da iç içe geçmişse. Avar Lak'la evleniyor, kızları bir kumuğa varıyor. Dağıstan'da durum bu. Ama etnik çatışmayı kolaylaştıracak yöntemler yok değil. Bunların başında ekonomiyi çökertmek geliyor. Yugoslavya'da parçalanma bu yolda başlamıştı. Ekonomi çökünce ahlak zayıflıyor, kişisel hırslar artıyor, gemisini kurtaran kaptanlar, köşeyi dönen memurlar çoğalıyor ve kültürel yozlaşma başlıyor. Dağıstan tüm bu badirelerin içinden geçmekte olan bir ülke. Mohaçkale sokaklarında dolaşırken bir saldırının izleriyle karşılaşırsınız. Serbest piyasa ekonomisine geçişten sonra özgürlük simgesi kumarhaneler, pahalı dükkanlar ve Mohaçkale'yi şantiyeye çeviren inşaatlar başınızı döndürdüğünüz her yerden fırlıyorlar. Eskisi gibi yaşamaya çalışanlar ay sonunda hayretle ellerinde kalan paraya bakıyorlar. Bir zamanlar her şeye yeten 120 ruble maaş, şimdi ekmeğe bile yetmiyor. Birileri aylık maaşla birkaç gün geçirirken, birileri paraya para demiyor. Mohaçkale'de her geçen gün sayıları artan bankalar, batılı finans gruplarına ait sigorta şirketleri, süpermarket, havaalanı ve liman inşaatları sarıyor ortalığı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra en büyük liman Volgograd'da kaldı. Dağıstan, Hazar'daki uzun kıyısıyla bir limana muhtaç. Dağıstan'ın ne gibi zenginlikleri var? Burada gaz ve petrol var ama devletin rezervi olarak tutuluyor. Dağıstan'a gelen batılı şirketlerin önceliği işte bu petrol ve gaz rezervleri. Batılı şirketler önce Rus oligarklarla işbirliği içinde petrol arama çıkarma faaliyetlerine başladı. Rusya'nın devlet petrol şirketi Lukoil, Dagneft batılı şirketlerle ortaklığa girerek Dağıstan petrol ve doğal gazının çıkarılması konusundaki girişimlerini arttırdı. Dağıstan son yıllarda başta Amerika olmak üzere ekonomik heyetlerin istilasına uğradı. Serbest piyasa ekonomisine uyum sağlamaya çalışan ülke büyük bir özelleştirme furyası yaşadı. Özelleştirmeler büyük bir işsizliği beraberinde getirdi. 1993'te %3 olan işsizlik 1995'te %6'yı buldu. Bugün %20'lere çıktığı tahmin ediliyor. Peki işsizler ne yapıyor? Her geçen gün biraz daha değişen Mohaçkale sokaklarında özel televizyon kanallarında gördükleri gibi yaşamaya çalışıyorlar.
Kadınlar caddelerde pahalı parfümlerin ilanlarıyla karşılaşıyor, gençler SMS chat yapıyor, yabancı şirketlerin ya da UNESCO'nun organize ettiği pop konserlerine gidiyorlar. Cumhurbaşkanı Muku Aliyev, Sovyetlerin çöküşüyle ortaya çıkan boşluğu anlatıyor. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bir boşluk oldu. Ülkeye serbest piyasa ekonomisinin kriterleri girdi. Şahsi menfaat peşinde koşanlar at koşturmaya başladı. Ama geniş halk kitleleri bozulmaya karşı direniyor. Global baskılara halk tarihsel sağduyuyla cevap veriyor. Dağıstan'ın Kafkasya Türk dünyasına mahsus sağduyusu sosyal devleti ayakta tutuyor. Viktor Lavrentiev İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamıştı. İşgali biliyordu. Ama bugünkü düşman silahla gelmiyordu. Burada eskiden daha mı iyi durum? Раньше жизнь лучше была, да, чем сейчас? Сто раз. Yüz defa daha güzel. Sahira Hanım sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız diyordu. Gizli bir müdahale söz konusu. Zaaflarımızı tespit edip oralardan içimize, gençliğimize girmeye çalışıyorlar. Ellerindeki en büyük koz gençlik. Gençler geçmişi bilmiyor. Onları batının allı pullu hayatına özendiriyorlar. Aklı başında olanlar, savaşı bilenler bu propagandaya kanmıyor. Sadece geçmişi bilmeyen, işsiz ve daha iyi bir yaşam isteyen gençliği kandırıyorlar. Gençler çok şey, çok propagandaya açık. Hollywood filmleri var, müzikler var, konserler var. Televizyon en büyük problem. Bu yolla bizim kendi ulusal değerlerimizi unutturmaya çalışıyorlar. Dağıstan Devlet Üniversitesi Türkçe bölümü öğrencileri sorduğum sorulara ya cevap vermek istemiyorlar ya da veremiyorlardı. Dünyadaki gelişmelerle ilgili tüm sorular havada kalıyordu. Rusya-Amerika ilişkileri ne düşünüyor bu konuda? Aralarından biri Dimitri ya açık sözlü davrandı ya da öyle görünmek istedi. Biz fazla siyasetle ilgilenmiyoruz burada gençlik olarak. Ne ama diyeyim? Nasılsa yani gençler neyle ilgilenirler? Aşk meşk. Aşk meşk, müzik falan filan. Bunlar normalde yani. Ciddi şeyleri de düşünüyoruz mesela şey öğretimlerimizi falan ama o kadar ciddi değil. Onlar aşk meşk müzik derken bölgede özel kanallar, radyolar, basın sinsi bir yayılmayı gerçekleştiriyorlar. Amerika'nın Hür Radyosu'nun muhabirleri defalarca sınır dışı edildikleri halde bölgeye sahte belgelerle girip çıkıyorlar. Andrei Babitski bunlardan biri. İnternet siteleri karşı propagandanın en etkili aracı. Amerikan hükümetince finanse edilen Radio Liberty, Çeçence ve Rusça yayın yapıyor, Rusya karşıtı gazete ve dergiler Batı'dan sponsorluk alıyor. Müziğe gelince, gençliğe ulaşmanın en etkili yollarından biri. O nedenle Fransız, Alman ve Amerikan şirketleri Mohaçkale'de muhalefet desteğinde konserler düzenliyor. Ekonomik kültürü de değiştiriyor. Mohaçkale bana hastalanan güzel bir kadını anımsatıyor. Ona ilaç yerine pahalı makyaj malzemeleri satan birileri var. Özgür ve serbest piyasa ekonomisinin kollarında Mohaçkale batılılaşıyor, modernleşiyor. Ve aynı hızla fakirleşiyor, işsizleşiyor. Muhtar Celiloğlu, bu ülkeye müdahale eden güçler var diyor. Para veriyorlar, iş yapıyorlar burada. Soros fondu. Soros'un faaliyeti nedir Dağıstan'da? Soros'un faaliyeti opozisyona yardım. Muhalefete yardım. Muhalefete yardım. Nasıl yapıyorlar? Parayla yapıyorlar.
Dağıstan memleketi, Çeçenistan memleketi ve bu cənub memleketleri, Rusya'nın cənub memleketleri, burada öyle bir iş yok. Bu regionlarda, cənub regionlarında parayla əlaqədar bir ehtiyac varsa, bu problemleri Batı para gönderiyor. Para göndermekle yardım yapıyor ve bu yardım esasında ele bir burada situasyonda durum yaratmak istiyor ki bütün vaziyet batıdan asılı olsun. Nerelere yardım yapıyor daha çok? Gazete, medikal, tip. Tıbba. Tip. Parasız yani derman evet, hastaneler, özel hastaneler, tıbbıla ilgili yerler, galiba internete çok büyük yatırım yapmış. Ne kadarlık bir yatırım yaptı Soros ve batılı kurumlar Dağıstan'a son yıllarda tahminen? Benim aldığım malumata göre ahır 5 senede 2001-2006 senede Dağıstan'a Soros UNESCO 12 milyon dolar yardım yapmış. Bu balaca bir memleket için büyük yardım. Dağıstan'a komşu ülkelerde son 3-4 yılda yaşananlar halkın gözünü korkutuyor. Biz burada Gürcistan'da, Moldova'da, Ukrayna'da ve Rusya'da olanlara izin vermeyeceğiz. Peki ne yapılabilir? Ulusal değerlere sıkı sıkı sahip çıkmak gerekir. Bu konuda devlet desteği gerekiyor. Televizyon ve basın yayın organlarının yayınlarına dikkat etmek gerekir. Meydanda bizi dinleyen bir baba çok aşina bir cümle kuruyor. Ben devlet kanalından başka bir kanal izlemiyorum. Bir tek o kaldı. Özel kanallar her şeyi çarpıtıyor. Yalan yanlış haberler veriyorlar. Batı'nın Dağıstan'a gösterdiği ilgi çok büyük. Çeşitli vakıflarıyla, kuruluşlarıyla kendi çıkarları doğrultusunda işler yapmak için buraya geliyorlar. Ama istediklerini elde edemeyecekler. Çünkü Dağıstan halkı çok sağduyulu ve çok iyi eğitimli bir halktır. Bakın, 1993'ten beri Dağıstan'a terör şırıngalamaya çalıştılar. Ama amaçlarına ulaşamadılar. Bu gibi batılı kurumlar belediyelere yardımlarla işe başlıyorlar. Burada da mı öyle? Burada da belediyeye yardım yapıyorlar. Belediyeye yardım yapıyorlar. Belediye hakimiyet organların muhalefeti. Yani belediye bakıyorsunuz, belediye bir konser düzenliyor. Batı'dan gelen etkiler, kültürel yozlaşmaları belediye aracıyla yapıyorlar değil mi? Böyle örnekler var mı verebileceğiniz? Çünkü aynı örnekleri biz orada görüyoruz. Nasıl bir faaliyet gösteriyorlar? Hani görünürde halkı etkileyen faaliyetler neler oluyor daha çok? Halka etkileyen vaziyetleri siz burada gördünüz. Televizyon, internet... Bunun siyasi qurum nöqtəyi nəzərindən 99% sonrası məmləkəti dağıtmaq, parçalamaq idealı var. Mohaçkale geçmişlə yarın arasında incə bir çizgidə binlərcə yıllık gələnəklərə tutunanlarla tüm tarihi bir anda silenleri kucaklıyor. Ben Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Dağıstan Halk Kültürü Evi'nde Marisa ile buluşacağım. 32 halkın kültür hazinesiyle tanışacağım. Şesun.
Marisa kültür evindeki arşivleri bir bir önümüze koyuyor. Avar türküleri, lak oyunları, kumuk giysileri, lezginkalar yüreğimize giriyor. Dağıstan'ın tüm köylerinde halk evleri var ve önemli ölçüde devlet desteği alıyorlar. Bu kültür bizim yüzümüzdür. Diğer toplumlardan bizi ayıran, bize ait olandır. Kimliğimizin en bariz öğeleridir. Ve bu hazineyi muhafaza etmemiz için devlet bize tüm maddi katkıyı sağlamaktadır. Bu topraklarda yaşayan tüm kültürlerin arşivleri bizdedir. Bu topraklarda yaşayanların acı hatıraları vardı. Çok savaşmışlar, çok kayıplar vermişlerdi. Her 9 Mayıs'ta bir dünya savaşının bitişini ve nelere mal olduğunu hatırlıyorlardı. O gün meydanda bir hareket. Meydan 9 Mayıs törenlerine hazırlanıyordu. İki büyük paylaşım savaşı yaşanmış, sonuçları bu coğrafyayı vurmuştu. Ardından gelen soğuk savaş aynı kandan insanların arasına kamalar sokmuştu. Sonra bölgesel savaşlar çıkarıldı. Emperyal güçler doğal kaynaklara el koymak için halkları birbirine düşman ettiler. Yağmalayıp öldürdüler. Kültürleri yok ettiler. İletişim devrimiyle psikolojik savaş ve propaganda atağına geçtiler. Şimdi demokrasi adına yeni bir saldırı ülkeleri içten ve dıştan tehdit ediyor. Çünkü sözü edilen demokrasi aslında bir başka gücün çıkarı için dayatılıyor. Demokrasi çok önemli bir değerdir. Özgürlük de öyle. Her insanın özgür yaşaması kutsal haktır. Ama özgürlük benim kültürümü ve değerlerimi yok etme hakkı değildir. Eğer batılı bir kadın özgürlüğü çıplaklık olarak görüyorsa bunu bir Türk kadınına dayatamaz. Amerika bunu yapıyor. Kendi değerlerini demokrasi ve özgürlük diye başka toplumlara dayatıyor. Bakın, son zamanlarda Batı, İslam dünyasına karşı bayrak açtı. Kendi değerlerini karşı tarafa empoze etmeye kalkıyor. Kendi demokrasi anlayışını dayatıyor. Özgürlük ya da demokrasi, ulusal çıkarlar tarafından belirlenir. Başka bir ülke tarafından değil. Hüseyin Tagizade, Dağıstan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşlerine katılıyor. Demokrasi başka bir ülkeden dayatılamaz diyor. Demokrasiyi Amerikan kriterlerine göre algılamak zorunda değiliz. Demokrasi halkın huzuru demektir. Amerika'nın demokrasi kavrayışının bu olduğunu sanmıyorum. Amerika demokrasi deyince dünyadaki diğer ülkelerin Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmesini anlıyor. İşte Irak işgal edildi. Bu dünyadaki güç dengelerini iyice değiştirdi. Kafkasya bölgesini daha çok etkiledi. Amerika şimdi bize daha yakın. Gürcistan NATO ile birlikte. Etrafımızdaki son gelişmelerin hepsi Rusya'yı zayıflatma yönünde. Amerika gözünü İslam ülkelerine dikti. Bence bölge ülkeleri, Türkiye, Dağıstan, İran ve Arap ülkeleri bir araya gelmeli ve bir güç oluşturmalılar. Ne yazık ki bu konuda çok ümitli değilim. Keşke Türkiye Avrupa ile ilişkilerini sürdürürken Asya'ya, Doğu'ya da baksa. Dağıstan ateş hattında. Bir yanında Çeçenistan, Kafkasya'da kaynayan kazan. Bir yanında Gürcistan, Osetya, Turuncu Devrim imalatı altında Kafkasya'da bir küçük Amerika. Güneyde Azerbaycan, doğusu Hazar. Dağıstan petrol geçiş yolunda Hazar'ın kıyısında henüz dokunulmamış petrol ve gaz yataklarının üzerinde oturuyor. Dünya gözünü Dağıstan'a dikmiş, Rusya Federasyonu'nun güney sınırını kurcalıyor. Bu sınır öyle bir sınır ki Orta Doğu ve Orta Asya'nın kilidini elinde tutuyor. İki hafta sonra bu kilit ülkede yüksek dağların üzerinde bizden insanlarla buluşacağız. Evlerindeki eşyalardan mezarlarına kadar her yeri ay yıldızlarla süsleyen bir halkla tanışacağız. 5 Haziran'da sınırlar arasında buluşalım. İyi akşamlar efendim.